bu literatüre girdiğini arz ettiğiniz çalışmalarımız yeni değil, oldukça eski dönemden beri birikimde ortaya çıkan bir şey. Bizim bu hasta grubumuz, vücudun anne karnındaki gelişim aşamaları var. Bu gelişim aşamaları esnasında vücudumuzun oluşumunu, tüm vücudu oluşumunu sağlayan 3 ayrı katman vardır. Bu katmanlardan en dışta olan ektoderm dediğimiz dış katmanın bir gelişim problemi. Bu gelişim problemini ortaya çıkaran çok çeşitli faktörler var. Çevresel faktörler, genetik faktörler gibi kabaca iki sınıfla söylersek. Bu genetik faktörlerden etkilenen bir durum. Bu bulduğumuz sendromla ilgili olarak sendromun belli başlı bulguları var. Biz bunları kız çocuklarında gördük. Bu kız çocukların görüntüsel özelliği, fenotip dediğimiz görüntüsel özelliği kıvırcık saçlı olmaları. Ve bu hastalarımızın uykularını bozacak şekilde, uyku apnesi yapacak şekilde bademciklerinin iri olduğu ve bu bademciklerinin üzerinde sihir tarzında, ondan çok daha büyük, çok fazla papillon dediğimiz çıkıntıların olduğunu gördük. Ayrıca bu çocuklarda diş etlerinde, diş aralarında, interdental bölge dediğimiz aralıklarda da çok ciddi papillomatoz, yani aynı şekilde sihir tarzında şişlikler olduğunu gördük. Bu hastalar bize öncelikli olarak sık boğaz enfeksiyonu, bademcik enfeksiyonu ve uyku apnesi dediğimiz durumda bu şikayetle bize başvurdu. Bunları alıp gereken cerrahi müdahalelerini yaptıktan sonra literatür taramasını yaptım. Literatür taramasında böyle bir hastalık grubunun olmadığını, çok farklı olduğunu düşündüm ve bununla ilgili olarak oluşturduğumuz yazıda da bunları ifade ettik. Sağ olsunlar, uluslararası hakemli dergiler bu konuda değerlendirme yaptılar ve basılması ve bununla ilgili olarak yayınlanması ile ilgili uygun gördüler. Biz de bu sayede böyle bir katkıda bulunduk. Fidan sendromu, biraz önce söyledim, kız çocuklarında kıvırcık saçlı, orta ve ileri zeka geriliği olan kız çocuklarında bademcik derinde papillon ve diş etlerinde papillonla karakterize bir sendrom olarak kısaca ifade edebilirim. Yani bu gördüğümüz şeyler, belirtileri gördüğümüzde buna Fidan sendromu diyeceğiz. Kesinlikle. Artık bundan sonra böyle bir hani vaka tanımı olursa Fidan sendromu üzerinden tanımlanacaktır diye söyleyebiliriz. Kız çocuklarının yaş aralığı var mı? Bu önemli. Şöyle söyleyeyim. Benim rastlamış olduğum, yayınlamış olduğum vakalardan bir tanesi 17 yaşında bir genç kızdı. Tabii ki bu doğumsal, çünkü daha önceki vakaların bundan çok çok daha küçük yaş grubunda olduğu için söylüyorum bunu. Doğumsal bir şey ama 17 yaşına kadar tabii benim de böyle bir şeyden haberim yoktu. Tanısı koyulamamış bir vakaydı. Yani sebebi bilinemeyen uyku apnesiyle ilgili seyreden bir hastalık diye düşünmüştük. Peki literatüre girdiği artık ikinci hekimsiniz. Türk tarihinde de geçtiniz var. Siz neler hissediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Açıkçası ben hem kendim hem mensup olduğum Türk milleti adına çok gururluyum. Çünkü literatürde binlerce ismi verilen tıp insanı var. Bunların içerisinde bir tane de ben olabilirsem şayet ve olabildiysem bu benim için ve özellikle ülkem için çok gurur verici olduğunu düşündüğüm bir durum. Bu konuda çok mutluyum açıkçası. Evet, rahmetli hocamız Hulusi Behçet 1930'lu yıllarda, 37 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam, kendi adıyla tanımlamış olduğu bir hastalığı vardı. Ondan sonra da görünen ikinci öncelikli bir şey. Şu an üzerinde çalışmış olduğum iki tane ana konu var. Bunlardan bir tanesi biraz önce arz ettiğim gibi uyku tıbbı, ikincisi de foniatri dediğimiz ses hastalıkları. Çünkü ses hastalıkları aynı şekilde uykuyla ilgili olduğu gibi ses hastalıklarıyla ilgili de ne yazık ki spesifik bir çalışma kısıtlı olarak var. Bunun birazcık daha yaygınlaşarak, birazcık daha profesyonel bir şekilde inşallah gelişmiş ses laboratuvarına Türkiye'de de kurulmasını sağlayarak geliştirmeyi